Seferberlik ve Savaş Hali yönetmeliği değiştirildi. 52 sayfalık yeni yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda 3 yönetmeliklere değişiklikler oldu. 1980 yılında yayınlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Lojistik Seferber Olma Hazırlıkları Yönetmeliği, 1991'de çıkarılan Personel Seferberliği Yönetmeliği ile 2010'da yayınlanan Yedek Personel Erteleme Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Savaşı gerektiren durumlar, ayaklanma veya ülkenin bölünmezliğini tehdit eden eylemler söz konusu olduğunda Cumhurbaşkanı genel veya kısmi seferberlik ilan edebilecek. Cumhurbaşkanının kararı resmi gazetede yayınlanacak ve aynı gün meclisin onayına da sunulacak. Bu değişiklikler Türkiye'nin seferberlik ve savaş hali hazırlıklarını etkin ve güncel bir şekilde yapmasını amaçlıyor. Bundan sonra eski mevzuata yapılan atıflar artık bu yönetmeliğe yapılmış sayılacak.